Hazır mıyız arkadaşlar? Arkadaşlar. Tamam mı? Tamam peki. Değerli basın mensupları hepinize saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar ben bugünkü konuşmama başlarken asıl kimlere seslendiğimi de ifade ederek başlamak istiyorum. Çok zor şartlarda yaşayan asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız var ya, geçinemeyen esnafımız, geçinemeyen çiftçimiz var ya, hani alın teriyle para kazanan Türkiye'deki insanlarımız, boşuna uğraşıyorsunuz. Para nasıl kazanılır? Etem Sancak'tan öğreneceksiniz. Etem Sancak gibi birisi, Türkiye'de televizyonların karşısına çıkıp sizin gözünüzün içine baka baka, siz de akıllı olun, parayı öyle kazanın, benim gibi kazanın dedi ya, ama sadece Etem Sancak mı? Etam sancak kim sahip çıktı bugün? Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'ya geliyormuş. Tesadüfe bakın, ben de 40'a yakın milletvekiliyle Sakarya'da olacağım. İnşallah orada karşılaşırız tank palette. Orada anlatacakmış tank paleti Katar'a satmadıklarını. Bunun nasıl açıklayacak çok merak ediyorum. Buradan kendisine sesleniyorum. Biz de 40'a yakın milletvekiliyle geleceğiz oraya. Geldiğimiz zaman bize de bir anlatsın. Tank palette kendi kendilerine birbirlerine bakarak değil, bizim yüzümüze bakarak, milletin yüzüne bakarak, gerçekleri bilen insanların yüzüne bakarak bunu bir anlatsın. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'la Arif'e de yüzleşmeyi bekliyoruz. Eğer gerçekten söylediklerinde çok samimiyse, sadece bir tane kamera koysunlar. O da A Haber'in kamerası olabilir. Onun karşısına geçelim. Benim karşıma istediği adamı çıkartsın. Onunla beraber tartışalım. Ya hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Ben şimdi buradan söylüyorum. Bu Ethem Sancak açık açık ifade etti. Ben Cumhurbaşkanı'na gittim. Beş kuruş param yoktu. Savunma sanayiyle de işim yoktu. Ben BMC'yi ben 750 milyon liraya aldım dedi. BMC'yi TMSF'den 750 milyon liraya aldım dedi. 750 milyon liraya, 51 milyon liraya aldığı şeyi daha sonra o günkü kur fiyatları üzerinden söylüyorum 360 milyon dolar oluyor. Bunu Katarlılara, Katarlılara hissesini 120 milyon dolara sattı. Yani bir ayda hemen 120 milyon dolar parasını oradan geriye aldı. Daha sonra kalan hissesini Erdoğan'ın köylüsü Galip Öztürk'e sattı. Çok akıllı adam. Çok. TMSF'den bedavaya alıyor. Ondan sonra Katarlılara satıyor. Sonra bir Talip Öztürk AKP'nin genel başkanının köylüsü ona satıyor. Şimdi bu iki hisseden de yüzde ellilik hissesini yani 180 milyon dolarlık payı kaça sattı biliyor musunuz? Çiftçiler, esnaf, köylüler, vatandaşlarımız, asgari ücretle çalışanlar tam 480 milyon liraya sattı. 480 milyon liraya. Ne kadar cebine indirdi biliyor musunuz? Buradan 300 milyon dolar cebine indirdi. 2500 liraya, 2800 liraya çalışmaya devam. Kepenkleri kapatan esnaf bu sıkıntılarla yaşamaya devam. Ektiği ürünün karşılığını alamayan insanlar çile çekmeye devam. Türkiye'de etem sancaklar varken onun arkasını kullanan, koruyan Tayyip Erdoğanlar varken siz ne yaparsınız yapın hayatınıza oh be diyecek bir hayat yaşayamayacaksınız. Neden? Ethem Sancak ben dedi tank üreteceğim tank. Haber de söyledi bunu. Habertürk'ün kanalında tank üreteceğim dedi. Ve orada ne dedi? 18 ayda ilk tankı getireceğiz koyacağız dedi. Ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? 30 ay geçti üstünden ne tank var ne bir şey var. Tank palet fabrikasının deposundaki ürünleri kullanarak ihalelerden milyarlar kazandı. Etem sancak için oradan kazandığı şey yeter mi? Şimdi de tankı mankı yapamadı, ortadan kayboldu Etam sancak. Şimdi kalktı, ondan 300 milyon dolar kar elde etti. Milletin gözünün içine baka baka dedi ki Akıllı olun siz de para kazanın dedi. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan yarın Arifiye'ye gelecek. Bunu millete anlatacak. Yüzde %50.49.9 hissesi Katar'a ait olan bir yerin Katarlılara ait olmadığını söyleyecek. Burası diyecek ki Tosya'nın malıdır diyecek. Biz özelleştirmedik tank palet fabrikasını diyecek. Peki bu millet buna inanacak mı gerçekten? Gerçekten inanacak mı? Sen milletvekillerini getir. Bizim milletvekillerimiz Sakarya'da. Grup başkan vekillerini getir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak Sakarya'dayım. Eğer gerçekten gerçekten biraz dürüstlükten yana, biraz inançtan yana, millete yalan söylememekten yana ufacık bir cesaret varsa orada yüz yüze gelelim. AKP'nin genel başkanına sesleniyorum. Arif halktan uzak. Cuma namazını, mübarek cuma namazını kıldıktan sonra Arifiye'de fabrikanın içerisinde gerçekleri saptırarak milleti kandırmaya gitme. Gerçekleri bizimle konuş. Yüz yüze konuş. Halkını anlatırken orada ona cevap verecek kişileri de yanında bulundur. Şimdi bir başka şirket aldı ama Katar gitti mi? Katar gitmedi. Katar orada olmaya devam ediyor. Peki etam sancak nerede? Etam Sancak'ta yok. Milletin 300 milyon doları nerede milletin? Milletin 300 milyon doları etam sancan cebinde. Şimdi size bir şey daha söyleyeyim. Gerçekten 300 milyon doların hepsi etam sancan cebinde midir? Değil midir? Bunu da basın bir araştırsın. Ben nerelere gittiğini tahmin ediyorum da siz de gerçekten dürüst basın, güçler ayrılığının dördüncü gücü olan basın mensupları bunu bir araştırsın. O paralar nereye gidiyor? Sadece bir kişinin cebine mi giriyor yoksa paylaşılıyor mu? Hani paraları sıfırla var ya paraları sıfırla. O paralar nereden geliyor? Nasıl sıfırlanıyor? Bunu bir daha bir tartışmak lazım. Arkadaşlar bu düzen öyle bir kurulmuş ki kadının yaşama hakkı yok. Recep Akdağ geldi. Bizimle görüşmeler yaptı. Yaptığı görüşmelerden sonra dedi ki çocuk istismarına, kadın şiddetine karşı ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Şimdi o gün bugündür Recep Akdağ'dan hiç ses yok. Gelen yok, giden yok. Oysa dediler ki hemen indireceğiz genel kurula. Genel başkanınızla görüşmek istiyoruz dediler. Hay hay dedik. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürdük. Ama Recep Aktağ'dan ondan sonra ses kesildi. Peki kadın şiddeti devam etti mi? Etti. Çocuk istismarları devam etti mi? Etti. Elmalı'da bir dava görülüyor. Çocuklar cinsel şiddete uğramışlar. istismara da uğramışlar. Üvey babadan ve anneden şüpheleniliyor. Bununla ilgili çocuklar dertlerini resimle vermişler. Psikologlar da devreye girmiş. Ama hakim serbest bırakmış. Peki o çocukların hali ne olacak? Peki gerçekten o çocuklar toplumun sağlıklı bireyleri olarak mı yetişecekler? Peki adaletin darbesini bu yaşta yiyen çocuklar bundan sonra toplumda sağlıklı bireyler olarak dolaşabilecekler mi? Adalet yoksa Türkiye'de çocuk istismarı devam eder. Adalet yoksa kara para devam eder. Adalet yoksa uyuşturucu devam eder. Adalet yoksa milletvekilleri mafyadan maaş almaya devam eder. Adalet yoksa Türkiye'de kan, şiddet, uyuşturucu devam eder. Peki Türkiye'de adalet var mı? Elmalı'da çocuklar için adalet yoktu. Takip edeceğiz, ne olduğuna bakacağız. Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi yayınlanmış. Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı sistemi geldiğinden beri milli gelirimizin kişi başı gelirimiz düşmüş. Rakamları vermiyorum, uzun sürmesin diye. TC Bankası'nın rezervi erimiş, eksiğe düşmüş. Türk lirasının dolar karşısındaki değeri İçler acıtlı. Türk lirasının euro karşısındaki değeri öyle. Hayat pahalılığı ve enflasyon korkunç derecede artmış. Faizler artmış. Bir avuç faiz lobisine milyarlarca dolar Türkiye faiz ödüyor. Bunlar faizci değildi ya. Asıl faizci bunlar. İşsizlik 10 milyon gerçek işsizlik sayısına ulaşmış. Devletin iç ve dış borçları artmış vatandaşın bankalara olan borcu atmış. Açlık sınırı yüzde altmış beş artmış arkadaşlar. Açlık sınırı Türkiye'de. Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra hani Erdoğan'ın kürsülere çıkıp da hele beni bir tek başıma cumhurbaşkanı yapın. Dolar da düşecek. Euro da düşecek. Açlık da kalmayacak demişti ya. İşte kocaman yalanın cevabı. Bu verilerle açıklanıyor. Kocaman bir yalanın cevabı. Aile tipine göre yoksulluk artmış. Ekmek fiyatları almış başını gidiyor. Biz ekmek için halk ekmek büfeleri kuralım diyoruz, engelliyor. Biz aşevleri kuralım diyor, diyoruz, engelliyor. Vatandaş yoksul insanlar var. Ben para vereceğim. Ver belediyeye vatandaşlara ulaştır diyor. Tayyip Erdoğan engelliyor. Türkiye'nin dünyadaki itibarı da yerle bir olmuş. Ama tasarruf genelgesi tam da 19 yıldan sonra bütün bu savurganlıklar yapıldıktan sonra saraylarda milyarlarca dolar para harcandıktan sonra saraylara harcanan paraları şöyle söylüyorum 2019 yılında bir yılda saraya 3.6 milyar lira sadece mutfak harcaması için de 3 milyon lira 2021 yılında da sarayın bütçesi 4 milyar lira olarak oluşturulmuş. Ya Allah'tan korkun. Tasarruf genelgesinde ne var biliyor musunuz? Kreş yapmak yasaklanmış. Belediyelere kreş yapmayın demiş. Tasarruf yapın demiş. Peki tasarruf genelgesinde neresi muaf biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı ve meclis. Arkadaşlar biz milletvekilleri olarak tasarruf genelgesine tamamına uyacağız. Tamamına uyacağız. Senden herhangi bir şey beklemiyoruz. Ama sarayın tasarruf genelgesi dışında tutulmasıyla ilgili meclise alet ederek sarayı meşrulaştırmaya kalkma. Millet acı çekecek, sefalet çekecek, kreş yapılmayacak, yardımlar yapılmayacak, har vurup harman savuracaksın, bütçe eksi noktalara düşecek, hazinede para yok, sen millete yıldıracaksın ama diyeceksin ki Saraya dokunmayın diyeceksin. Saraya dokunmayın diyeceksin. Milletin itibarı yerle bir ama sarayın itibarı yani senin yaşam tarzın, senin ailenin yaşam tarzı yani yandaşlarının yaşam tarzı yani beşli çetenin yaşam tarzı devam edecek. Yazıklar olsun. Gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine hala inananlar var mı? Daha ne yapması gerekiyor Recep Tayyip Erdoğan'a? Telefonda yakalandı oğluna paraları sıfırla diye. İnandınız mı? Kimse inanmadı. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Ya tamam ben öyle şey söyledim ama benim telefonumu neden dinlediniz dedi. Millet gitti ona gene oy verdi. Recep Tayyip Erdoğan milyarlarca dolara saraylar yaptırdı. Millet sefalet içerisinde yaşarken. Kimse bir şey dedi mi? Sarayın itibarı dedi. Açlık yoksulluk içerisinde bulunan insanlar o iyi yaşasın. Biz ölürüz dediler. E şimdi, şimdi hiç mi utanmıyorsun? Pandemi olmuş. Doğru yönetememişsin. Esnaf sefalet içerisinde sen diyorsun ki dün vatandaşın dişini sıktı. Şimdi sıkmaya devam et ama ben sarayda refah içerisinde yaşayacağım diyorsun. Ya yukarıda Allah var. Milletten korkmuyorsun. Allah'tan da mı korkmuyorsun? Allah'tan da mı korkmuyorsun? Etam Sancağı ne yapacaksın? Ruslar tekçeni ne yapacaksın? Bakanlığı dolandırdı gitti. 10 milyar dolar 10 milyon rüşvet alan o vekili ne yapacaksın? Neden sesini çıkartmıyorsun? Neden, neden milletin karşısına çıkmıyorsun? Neden tek başına kör kameralara konuşuyorsun? Milleti inandırmaya çalışıyorsun? Değerli arkadaşlar, Kanal İstanbul çok konuşuluyor ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri nerede yolsuzluk varsa, nerede usulsüzlük varsa, nerede beşli çeteye yandaşlarına peşkeş çekiyorsan biz oraları çalıştırmayacağız. Oradaki milletin hakkını söke söke alacağız dedi. Son grup toplantısında. Sen de dedin ki ben milletin hakkını değil ama oradaki yandaşım Katarlı'nın hakkını bu devletten, bu milletin parasından söke söke alacağım dedi. Yazıklar olsun sana ya. Ya gerçekten yazıklar olsun ya. Bir insan kendi milletini düşünmez mi? Sen hep müteahhitleri düşünmek zorunda mısın? Hep etem Sancak gibi adamları düşünmek zorunda mısın? Hem uluslararası mafyayı düşünmek zorunda mısın? Uyuşturucu baronlarını mı düşünmek zorundasın? Sen bu milletin hakkını, hukukunu, hiç düşünmeyecek misin? Bu milletin karşı Bunu nasıl beceriyorsun? Bunu ne söyleyerek milleti inandırmaya çalışıyorsun? Böyle bir yaklaşım tarzı olur mu? Kara para AKP'nin 2008 yılından bu yana defalarca varlık barışı adı altında servet affı yasası çıkarttı. İşte kara para affı yasası tam da bu. Servet hafı defalarca çıkartıyorsun. Nedir? Kimin serveti? Mesela vatandaş ayda 2800 lira para alıyor. Vatandaşı mı affediyorsun burada? Esnaf 3-5 kuruş aylığını alıyor, götürüyor, vergisini yapıyor. Onun servetiyle mi ilgili bu çıkarttığın af, araştırılmasın dediğin af? Kimin servetiyle ilgili? Çiftçinin servetiyle mi ilgili? Sıradan insanların servetiyle mi ilgili? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yüzde %99 99.9'unun servetiyle mi ilgili? Hayır, yüzde birinin uyuşturucu baronlarının servetiyle ilgili, kara para aktiyanların servetiyle ilgili. Seni kollayıp onları esirgediğin insanların servetleriyle ilgili. Benim, benim halkımda, benim vatandaşımda böyle bir servet yok. Senin bir avuç yandaşında bu servetler. Sen ne diyorsun? O incelenmesin diyorsun. O araştırılmasın diyorsun. Onlar vergi vermesin diyorsun. Onlar muaf tutulsun diyorsun. Allah'tan kork Recep Tayyip Erdoğan. Tekrar söylüyorum. Yarın Arifiye'ye gelecekmişin. Yarın ben de oradayım. İnşallah yüzleşiriz orada. İnşallah karşı karşıya geliriz. Yukarıda helikopterlerin binlerce korumaların, tomaların eğer önümü kesmezlerse inşallah orada yüz yüze geliriz. İnşallah kabul edersin milletvekillerimle beni Sakarya'dayım. Benim yüzüme, benim gözümün içine baka baka. Ha şöyle dersen ona da razıyım. Ben cumhurbaşkanıyım, sen milletvekilsin, grup başkan vekilisin. Benim muhatabım Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Gerçi o seni çok muhatap alır mı mu, almaz mı bilmiyorum ama defalarca söyledi istediğin televizyonda şu tank palet olayını gerçekten bizim gözümüzün içine baka baka bir kere de bize anlat. Allah sonumuzu hayır eylesin. At izi it izine karıştı diyen damadının sesi kulaklarımda çınlıyor. Hepinize saygılar. Arkadaşlar hukuk Elmalı davası ile ilgili diyor arkadaşımız. Bazen duyulmadığı için tekrar ediyorum. Elmalı davası ile ilgili yargı paketine somut bir şey konulabilir mi? Orada bir somut delil konusunda da bir açıklama var. Bununla bağdaştırarak bunu açıklar mısınız? Ee, diyor. Arkadaşlar ne kadar biz burada yasaları yaparsak yapalım. Hakimler ve yargıçlar o yasalara dört dörtlük işte tam da karşılığı budur diye bir şey yapamazlar. O yüzden de hakim vicdanı denilen, hakim kanaati denilen bir olay vardır. Hakimler vicdanlarına bakacak. Kanaatleriyle beraber hareket edecek. Her zaman somut deliller karşınızda olmayabilir. Ama hakim dinleyerek elde ettiği kanaate bakacak. Ya arkadaşlar, siz hakim olsanız açık olarak söylüyorum, psikiyatristlerin... Ee, Çocukların resimleriyle ilgili verdikleri bir davada siz temsil etseniz yargıyı. Ve çocuklar o resimlerle nasıl cinsel şiddete ve tacize uğradıklarını anlatsalar. Anlatsalar. Bunu yapan aile fertleri ise, bunu yapan komşusu ise neyle somut delil bulacaksın? Neyle bulacaksın? Kameraya mı çekiyorlar bunu yaparken? Biz bunları izliyoruz mu? Ne yaparsınız? Vicdani kanaatinize bakarsınız. Elinizdeki belgeler, deliller bir de vicdani kanaatinizle harekete geçersiniz. Hukuksuzluk o kadar büyük bir acı noktaya geldi ki arkadaşımıza bir kere daha cevap veriyorum. Bize geldi Recep Akta dedi ki biz bu çocuk şiddetine, çocuk tacizine karşı, kadınlara şiddete karşı gerçekten bir şey yapmalıyız samimiyetimize güvenin dedi. Aradan üç yıl mı geçti? Efendim? Üç buçuk yıl geçti. Aradan üç buçuk yıl geçti. Hala bir ses yok. Fakat işte bu şiddet devam ediyor. Çocuklarımıza yazık, kadınlarımıza yazık. Başka sorusu olan? Yok. Teşekkür ederim.